Londra'dan herkese selamlar, ben Çiğdem Adan. Arkadaşlar, heyecanla beklediğimiz Ağustos ayında açıklanan Scale-up vizenin de üzerinden geçtik. Böylece İngiltere'ye gelmek için yapacağınız vize başvuruları çeşitleri tamamlanmış oldu. Bence şimdi bir özet video geçmenin zamanıdır diyorum. Bu videoyu şimdiye kadar incelediğimiz, üstünden geçtiğimiz, bir sürü videolar paylaştığımız bütün vizeleri özetlemek üzere ve yeni başlayanlara da nereden başlayacaklarını göstermek üzere çektim. Her şeyi toparladığımı zannediyorum bu videoyla. Tabii ki güncellemeler olacaktır. Zaman içinde değişiklikler oldukça güncelleme videoları olacak. Bundan önce paylaşmış olduğum videoları da üstünden geçeceğim tekrar ilerleyen günlerde. Yardımcı olacak başka videolarda gelecek bu görüştüğümüz, paylaştığımız videolara. Nasıl iş bulacağımıza, nasıl sponsor firma bulacağımıza, bunlarla ilgili yardımcı videolarda gelecek İngiltere'deki yaşantıyla ilgili videoların yanında. Şimdi isterseniz özet yapacağım dedim ya, önce bir vize kategorileri nelerdir onlara bakalım arkadaşlar. Şimdiye kadar paylaştığım vizelerin içinde toparlamak istersek aslında 4 ana kategori var. Bu 4 kategoriye bakarsak ya visitor olarak, yani ziyaretçi olarak gelebiliyorsunuz kısa dönem vizeyle, ki lisan okulu vizeleri de bu vize çeşidinin içine giriyor. Ya iş vizesi, çalışmak için gelebiliyorsunuz, ya aile birleşimiyle gelebiliyorsunuz. 4 vize çeşidimiz aslında bunlar. Öğrenci vizesi ile ilgili çok fazla video çekmedim. Burslardan birazcık bahsettik. Öğrenci vizeleri ile ilgili, özellikle de Erasmus'la gelenlerle ilgili video çekmek istiyorum aslında. Çünkü burada Erasmus ile gelen birkaç tane arkadaşla karşılaştım. Çok da hoşuma gitti. Burada bulundukları sürede kalmak için iş bulma çabaları devam ediyor. Onlara başarılar diliyorum. Öğrenci vizelerine bakacağız. Ama diğer bütün paylaştığım vize çeşitlerini arkadaşlar, yeni bir playlist, oynatma listesi düzenledim. Kanalıma bakarsanız o oynatma listesinde size faydalı olacak puanlama sistemini anlattığım, özellikle çalışma vizelerinden bahsediyorum şu anda, puanlama sistemini anlattığım, nasıl sponsor bulacağınızla ilgili, scale-up vize, scale-up vize ile ilgili güncellenmiş haliyle beraber ve İngilizce ile ilgili İngilizce sınavını anlattığım ve sizin için çok önemli olduğunu söylediğim videoları tek bir oynatma listesinin altında topladım. Çünkü geriye dönüp baktığım zaman benim kanalıma yeni takibe gelen arkadaşlar bu vizelerle ilgili sorular soruyorlar. Aslında kanalda olmasına rağmen çok önceden paylaştığım için bu vizelerle ilgili bilgileri onlara kolaylıkla ulaşamıyorlar diye düşündüm. Onun için kolaylık açısından bir yeni bir oynatma listesi düzenledim. Eğer ki çalışmak istiyor iseniz bu oynatma listesindeki vize çeşitlerinden birini seçmeniz gerekiyor. Şimdi nereden başlayacağım olayına bakacaksanız arkadaşlar, ilk önce bütün vizelerde gerekli olan İngilizce olayını halletmeniz gerekiyor. Çünkü İngilizce, sadece İngilizce bilmeniz yeterli değil. Eğer denklik alabileceğiniz bir işte İngilizce eğitimi yapan üniversiteden veya İngilizce konuşulan, İngilizce eğitimi yaptığınız bir ülkeden diplomanız yok ise, denklik alabileceğiniz bir diplomanız yok ise IELTS diye belirledikleri sınav merkezlerinden almanız gerekiyor. Ki ben bu sınav merkezlerinin de videonun altında linkini paylaşmıştım. Oradan faydalanabilirsiniz. B1 seviyesinde olması gerekiyor diye hep söylüyoruz üstüne basa basa. Ancak her vize çeşidi için gerekli olan İngilizce seviyesi farklı. Bazı vizelerde 4 bölümlü, yani işte okuma, yazma, konuşma, anlama gibi 4 bölümden de iyi notlar almanız gerekiyor. Bazı vize çeşitlerinde sadece konuşma ve anlama iyi not, geçerli not almanız gerekiyor. Onun için müracaat edeceğiniz vize çeşidinde hangi İngilizce sınavını almanız gerektiğini bakmanız gerekiyor. Dolayısıyla İngilizce en önemli. İngiltere'ye gelmeyi düşünüyorsanız başlamanız gereken birinci nokta arkadaşlar İngilizce.
İngilizce sınavına hazırlanmanız gerekiyor. İngilizce sınavını geçtikten sonra, İngilizce biliyorsunuz zorunlu puanlardan bir tanesi, İngilizce sınavını geçtikten sonra yapmamız gereken şey iş bulmak. Eğer iş vizesiyle gelmek istiyor iseniz iş bulmak. Bunda da biliyorsunuz ya sponsor firma veya scale-up firma aracılığıyla gelebiliyorsunuz. Ki bunları da üstünden detaylı detaylı geçtik. Sponsor firmaları nasıl bulacağınızın listesini paylaştım. Scale-up firmalar için nasıl hareket etmeniz gerektiğini yine en son paylaştığım 2-3 video ile üstünden geçtim. Nasıl bu oynatma listesinde bulabilirsiniz bunları da. İş bulmak ondan sonra yapmanız gereken ikinci adım oluyor. İş bulma konusunda da sizlerle paylaşmış olduğum iş bulma siteleri var. Bunlarla ilgili de bir video paylaşmıştım. Hatta bu sitelerde ücretsiz CV template'lerini paylaşıyorlar, ücretsiz kurslar veriyorlar. Bunları da paylaşmıştım daha önceki videolarımda. Bunların hepsi sizler için faydalı olacak çalışmalar. Bu kolay bir yolculuk değil, uzun bir yolculuk. Önce onu söylemem gerekiyor. Çünkü eskiden yapılan, buraya çalışmak için gelenlerin niyet etmesi aslında yeterli oluyordu. Niyet edip işte o yola adım attığın zaman muhakkak yol gösteren vardı. İşte bir takım şeyler daha çabuk gelişebiliyordu. Kitabına uydurabiliyorduk, öyle ifade edeceğim. Ama artık öyle değil. Şimdi zaten önceden yapılan müracaatların genuine, yani samimi olmaması, hani başka şey beyan edip buraya gelenlerin başka işler yapması olaylarını kaldırmak amacıyla da zaten bu kadar daha sistemli bir uygulamaya geçildi, puanlama sistemiyle. Uzun bir yolculuk onun için. Hazırlanma, yani planlamanız lazım ve hazırlanmanız lazım. Sponsor firma bulmak evet zor ama imkansız mı? Değil, imkansız değil. Çünkü biliyorsunuz İngiltere'de gerçekten de bir istihdam açığı var. Özellikle hep konuştuğumuz Brexit sonrası artan bir istihdam açığı. Ve firmalar ihtiyacı olan kişilere güvenebiliyorlar ise, yani CV'niz düzgün ise, firmaya da o güvenilirliği sağlıyor iseniz, müracaat edeceğiniz işteki market fiyatı sizin firmaya getireceğiniz mali yükümlülüğü karşılayacak ve kazandıracak bir seviyede ise, o zaman müracaatlarda şansınız yüksek olacaktır. Öyleyse iş kodlarına bakarak başlayalım diyordum. İş kodlarına bakıp işinizin eligible listelerde mevcut bir iş kolu olması lazım ve ondan sonra da sponsor firma aramak lazım. Sponsor firma için tekrar söylemek istediğim şey, firmayla ikili ilişkiler, yani ikili ilişkilerden kastım o firmada kendinizi çalışıyor ve o firmaya faydalı görüyor olmanız lazım ve bunu da firmaya hissettiriyor olmanız lazım. Çalışma vizeleri. Tabii ki bir de innovator ve startup vizelerden bahsettik. Innovator ve startup vizelerle ilgili başka bir video daha paylaşacağım. Ama ilk paylaştığım video oynatma listemde, bu video için hazırladığım oynatma listesinde mevcut. Ondan da faydalanabilirsiniz. Global Mobility vize ile ilgili birkaç tane değişik imkan var. Onunla ilgili de araştırma yapmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle kendi işinize sahipseniz burada bir firma ile ortak bir çalışma içine girebilirsiniz. Buradaki firmaya servis satabilirsiniz veya dediğim gibi ortak bir çalışma içine girerek buradaki firmanın sponsorluğu ile vize alabilirsiniz. İncelemeye değer bir vize çeşidi. En son olarak genç arkadaşlara seslenmek istiyorum. Genç arkadaşlar iş tecrübesi olmadığı için İşte iş tecrübemiz yok, nasıl iş müracaatı yaparız, kabul edilebilir miyiz, şansımız nedir diye soruyorlar. Ama bu arkadaşlara tavsiyem benim, uzun soluklu bir şey olduğunu bilmeniz arkadaşlar. İstikbalinizle ilgili kariyer planlaması ve kariyer planlamaları maalesef öyle bugünden yarına olmuyor. Hani ben bugün karar verdim, yarın olsun niyetiyle olmuyor. Bir emek gerektiriyor. Nasıl ki üniversite için 4 sene okumak gerekiyorsa bunu da bir kariyer planlaması olarak düşünüp ona göre hareket etmeniz gerekiyor. İlk önce dediğim gibi, videonun başında söylediğim gibi, İngilizceden başlayın. İngilizceniz yerinde olsun. Fakat bu arada
eğitiminizi ya üniversite eğitimi veyahut da meslek sahibi olarak eğitiminizi tamamlayın. Bunları yapmak için de bence hedeflediğiniz şeyi eligible listelerden kontrol ederek ona göre bir plan çizebilirsiniz kendinize. Çünkü eligible listelerde kazanılan maaşlar var, piyasa dahilinde ne kadar ücretler ödediği var. Ayrıca açık istihdam açığı olan işler listesi var ki bunu da paylaştık. O listeden bir meslekle ilgili çalışma yaparsanız, tecrübe edinmeye çalışırsanız veya sertifika almaya, sertifika alıp tecrübe edinmeye çalışırsanız ileriye yönelik planlama daha doğru olacak sizler için. Çünkü o kadar müracaatın arasında tecrübesiz birinin lisan bile bilse tecrübesiz birinin kabul şansı tabii ki daha az olacaktır. Öyleyse bu İngiltere yolculuğu herkes için bir kariyer planlaması arkadaşlar. Bunu kabul ederek uzun vadeli bir plan yapmaya başlayalım. Çalışmalarınızı buna göre ayarlayın diyorum. İngilizceden başlayarak CV'nizi nasıl dolduracağınızı, kendinizi nasıl en iyi şeklinize getireceğinizi, en iyi donanımlı kişi olacağınızı, çalışan olacağınızı düşünerek o yolda ilerlemeniz gerekiyor. Bundan sonraki videolarımda tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın diyorum. Kolaylıklar dilerim size.